Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bilimsel bir kongrede sunum yapacağınız zaman veya bir makale yayınlayacağınız zaman başta bir çıkar çatışmanız var mı yok mu onu söylemeniz gerekir. Yani aspirin hakkında bir çalışma yaptınız ve aspirinin yararlı yönlerini ortaya çıkardıysanız aspirin firmasından para aldığınızı söylemeniz gerekir. Dolayısıyla zeytinyağı konusunda da benim bir çıkar çatışmam var, bunu söylemem gerekiyor. O da şu, büyük dedemizin diktiği, yaşları 130'un üzerinde çıkmış olan ağaçlardan elde edilen zeytini ve zeytinyağını kullanan bir sülalenin 4. nesil üyesiyim. Ve sülalemiz çok şükür ki Türkiye'nin yaş ortalamasında oldukça üzerindedir. Ve bol miktarda zeytinyağı, sebze ve salata tüketirler. Zeytinyağı konusunda militancı bir tavır var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veganların bir kısmı her türlü yağ ve zeytinyağına da karşı çıkıyorlar. En son Amerikan Diyet Komitesi'nin önerileri kurulunda yaptıkları savunmalarda zeytinyağını önerilerin içerisinde olmasını istemediler. Fakat buna karşın Amerikan Diyet Komitesi onları dinledi ama zeytinyağını önerilerin içerisinde korudu. Peki zeytinyağına karşı olunan bu hadise nereden kaynaklanıyor? Biliyorsunuz bir felsefeyi tamamıyla doğru olarak kabul etmek, hepsini doğru olarak değerlendirmek, ona karşı çıkan şeyleri yanlış kabul etmek veya tersi bence uygun bir şey değil. Yani doğruların içerisinde yanlışlar da olabilir, yanlışların içerisinde doğrular da olabilir. Bilimin temelinde şüphecilik yatar ve bilim değişkendir. Yani bundan 5 sene önce bildiklerimizle bugün bildiklerimiz arasında fark var, gelecekte de bildiklerimiz arasında büyük bir fark olacağını düşünüyorum. O yüzden benim söylediklerim de değişebilir ama güncel olan bilgileri derlediğimiz zaman zeytinyağında karşımıza şunlar çıkıyor. Birincisi 99 ve 2000'li yıllarda yapılan bazı çalışmalarda zeytinyağı hakkında kötü bir takım sonuçlar elde edilmiş. Bunların içerisinde en sık kullanılan kaynaklardan bir tanesinde kişilere hamburger, patates kızartması ve zeytinyağlı yemek yedirmişler. Ondan sonra kol damarındaki genişlemeyi ölçmüşler. Bu şekilde beslenenlerde kol damarlarındaki damarın genişlemesinin azaldığını görmüşler. Hatta trigliseritleri de yüksek çıkmış 3 saat içerisinde. Buna karşılık bu çalışmaya kaç kişi katılmış? 20 kişi katılmış. Çok daha önemli bir nokta var, o da şu. Kalbimiz ve beynimiz iki önemli organımız. Ve bu organlar vücudumuzun herhangi bir yerinde damarlarda meydana gelen tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği gibi bir takım tehlikelerden korunurlar. Eğer korunmasalar vücudumuzda meydana gelen her tansiyon düşüklüğü ve yüksekliğinde kalbimiz ve beynimiz zarar görürdü. Belli bir noktaya kadar bir kontrol sistemi var. Bunu sağlayan şey de şu. Beynimiz ve kalbimizin dolaşımı kendi içerisinde düzenleniyor. Yani çevrede olan etkilerden bağımsız bir şekilde dışarıdan gelen etkileri minimuma indirecek düzeyde bir koruma sistemimiz var. Dolayısıyla kol damarındaki genişlemenin azalmasının, yani kan akımının azalmasının kalbimizi veya beyin damarlarımızın sağlığını etkilediğini söylemek bence çok iddialı olur. Gene başka bir çalışmada ne yapmışlar? Bu sefer damar duvarını döşeyen endotel hücrelerinin fonksiyonlarının zeytinyağı tüketenlerde bozulduğunu söylemişler. Ama bilin bakalım bu çalışmaya kaç kişi katılmış? 10 kişi katılmış ve sadece 2 ay izlemişler. Gene aynı şekilde damar duvarında kötü etki yaptığını söyleyen bir çalışma var. Ona da maalesef 10 kişi katılmış. Şimdi kişilerin ne önemi var? Çünkü küçük bir topluluk yaptığınız zaman söylediğiniz şeylerin genel olarak topluma yansıma oranı tabii ki düşük olacak. Doğruluğu tartışılabilecek. Nitekim şimdi bakalım pozitif örneklere baktığımız zaman göreceğiz ki rakamlar arasında büyük uçurumlar var. Ve tabii ki zeytinyağı denilince maalesef ülkemiz bu alanda pek bir şey yapmamış ama İtalya ve İspanya devlet destekli büyük projelerle zeytinyağı konusunda büyük çalışmalar yapmışlar ve yayınlamışlar. Bakın İtalyanlar ne yapmışlar? İtalyanlar 2011 yılında 29.689 kadını incelemişler. Ve uzun dönemli takip sonucunda bu kişilerde zeytinyağı tüketenlerin kalp damar hastalığı riskinin azaldığını göstermişler. Peki bunu İtalyanlar yapar, İspanyollar boş durur mu? Hayır, İspanyollar işi biraz daha büyütmüşler. 40.142 kişiyi kontrol etmişler ve bunlarda da zeytinyağı kullananlarda kalp damar hastalığı riskinin azaldığını göstermişler. Ek olarak eğer bu kişiler hem zeytinyağı kullanıyorlar hem de hiç sigara içmemişlerse, hiç alkol kullanmamışlarsa o zaman bu olumlu etki katlanarak artıyor. Bunun yanında 7 ülke çalışması diye bir çalışma var ki bu çalışma çok önemlidir. Çünkü Hollanda, Sırbistan, Finlandiya, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'yı kapsar. 1952 yılından beri devam etmektedir. Ve bu kişiler belli bir dönem değil, bütün hayatları boyunca izlenmişlerdir. Ve bu izlenen kişilerde
neden öldükleri araştırılmış ve bunun diyetle aralarındaki ilişkisinin ne olduğu sorgulanmıştır. Ve ortaya çıkmıştır ki 12.173 kişide 40 ila 59 yaşlar arasında zeytinyağı tüketenlerde kalp damar hastalığına bağlı olan ölüm riskinin azaldığını göstermişlerdir. Peki hepimiz hani aç karnına için dediğimiz bağırsak florumuzu düzenlediği kabızlığı konusunda olumlu etkileri olduğunu söylediğimiz zeytinyağı günde ne kadar tüketilmesi gerekiyor? 25 ila 40 mililitre. Ama ek olarak bir şey var, o da şu: ham ve işlenmemiş olması gerekiyor. Yani salatanın üzerine koyabilirsiniz, sebze yemeklerin üzerine koyabilirsiniz ama kızartarak kullanmak tahmin edeceğiniz gibi çok olumlu etkileri yok. Aslında olumlu etkilerini de azaltıyor veya yok ediyor. Peki sadece bununla mı kalıyor zeytinyağı? Hayır, tansiyonumuzu düşürüyor. Ve çok daha önemli bir nokta var. Damarda kireçlenmeye sebep olan köpük hücreleri, yani yağları içinde tutup damar duvarının kalınlaşmasına, damarın tıkanmasına sebep olan köpük hücrelerinin sayısını azaltıyor. Böylelikle ne oluyor? Damarda kireçlenme ve damar sertliği azalıyor. Bunun yanında ek olarak iyi huylu kolesterolü yükseltiyor, kötü huylu kolesterolü düşürüyor. Ve çok daha önemli bir konu daha var. Özellikle dikkati pek çekmeyen bir konu bu. Yaşlılarda düşünsel fonksiyonlar zeytinyağı tüketenlerde daha iyi. Yani yaşlanmaya bağlı olan düşünsel, beyinsel fonksiyonların yavaşlamasını biraz azaltıyor. İnsülin direncini azaltıyor. Bu da son derece olumlu bir nokta. Dolayısıyla günde 25 ila 40 mililitre zeytinyağı tüketmek ham ve işlenmemiş olmak üzere sağlığımız açısından yararlı. Tabii markete gittiğiniz zaman bakıyorsunuz 20 TL'ye de zeytinyağı var, 49 TL'ye de zeytinyağı var. Size şunu söyleyeyim, yani zeytinyağı üreten bir aileden geldiğimizi söylemiştik. Çok büyükleri tamamıyla aile için yapılan bir üretimdir bu. İnanın bu fiyatların hiçbirisi, belki onda biri bu üreticinin cebine gidiyor. Maalesef aracılar tahmin ettiğiniz üzere Türkiye'deki tarım ürünündeki büyük bir karı alıp götürüyorlar. Niye ucuz? Çünkü asitlesi yüksek ve bunu çiçek yağıyla karıştırıyorlar. Buna karşın ham işlenmemiş zeytinyağı dediğimiz maalesef fiyatı yüksek olan zeytinyağları. Ama 25 ila 40 mililitre tüketmek son derece yararlıdır. Sabah aç karnına içmeyi önerebilirler ama zeytinyağı özellikle böyle kolay içilen bir şey değildir. Dolayısıyla eğer içecekseniz de az miktarda içip günlük minimum 25 mililitre kadar zeytinyağı tüketmeniz özellikle kalp damar hastalığı riski açısından son derece faydalıdır. Efendim, sabrınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.